Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahluluk leten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza artık 11. sözden, namı diğerle bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü namı diğeri olmayan bir sözden devam ediyoruz. Sadece bir ismi var. 11. söz. Varsa da ben bilmiyorum yani. Eğer 11. sözün başka bir ismi varsa ben bilmiyorum. 11. söz metin olarak çok uzun değil. Hemen bakıyorum, söz basımın sayfa tasarımına göre 177. sayfadan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kısa değil dedik ama kime göre, neye göre? Haşir Risalesi'ne göre kısa, onu söyleyelim. 15 sayfa kadar, söz basımın tasarımına göre tabii bir metnimiz var. Bu metni nasıl böleyim, nasıl edeyim falan biraz düşündüm dersten önce. En uygununun şöyle olduğuna karar verdim. Önce temsili baştan sona kadar bir okuyacağım. Ondan sonra onun temsilin ayetle bağlantıları hakkında, yukarıdaki ayetlerle burada bazı ayetler zikredilmiş. Onların tefsiri ediliyor belli ki. İlgisini konuşacağız. Sonra yine ileriki günlerde parça parça, yani bütünü bir okuduktan sonra parça parça bu temsil kısmını tefekkür edeceğiz. Ondan sonra da diğer metni parçalara ayırdım, yine kafamda bazı parçalara böldüm. Oralarda yine o bölümleri okuyarak tefekkür etmeye çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan bizi güzel yola hidayet eylesin. Pekala, 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِر. Ne söylendi bize burada? Kısa bir mealini okursak hemen altta verilmiş. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleriymiş bunlar. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Üstad Hazretleri ila ahir diyor. Demek ki devamı da bu sure, sözlerin, 11. sözün tefsirine dahil diyebiliriz. Hatta bu metne benzeyen, Kur'an'daki bu ayetlere benzeyen başka yerlerinde, alemin bize böyle parça parça anlatıldığı başka yerlerinde yine bu tefsirin sırrına dahil olduğunu söyleyebiliriz bence. Bunu nasıl söyleyebiliriz, ona şimdi söylemeyeceğim, onu ileride geleceğim inşallah. Pekala, meali okuyayım. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Bakınız. Nasıl katmer katmer, kademe kademe alemi Cenab-ı Hak hem sarıyor hem açıyor. Yani tersten geldiğiniz zaman küçükten büyüğe, düz okuduğunuz zaman büyükten küçüğe, alemin farklı katmanlarından, oradaki tecellilerden haber var. Bir daha okuyayım kısa mealini. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. İnsanı en ortadaki, en merkezdeki nokta gibi kabul edersek, insanın hatta içindeki benliği, beni, o ben deme şuurunu en özdeki şey kabul edersek, o farkındalığı, onun etrafında o bene hizmet eden, o şuurun kendisinin ayakta duruşunu, devam ettirişini ifade eden, destekleyen, o sayede onların var olabildiği, daha doğrusu o sayede ben denilen şeyin var olabildiği katmanlar burada bize sanki izah ediliyor. Kişinin nefsi mesela, geriden geliyorum bak.
kişinin nefsi ve onun intizamla yaratılması. Bir, ben diye bir şey var ya, onun var olması için bir, bu ben denilen şeyin ayakta tutulması lazım. Neyle? Bir intizamla. Elbette bir ben demek, ben deme şuuru o şeyin intizamını gerektirir. Bir düzenin üzerinde ancak varlık devam edebilir. Düzensizlik kaostur. Ademe gider, düzen varlıktır, vücuda gider. Düzensizlik ademe, düzen vücuda götürür. Bu bağlamda bir, ilk farkına varmamız gereken bizim bir intizam sayesinde ayakta tutuluşumuz. Bu nefste daha ne söyleniyor? Nefse diyor, yani kişinin o kendisine ve onun intizamını kastediyor. Geri dönüyoruz, yeryüzü ve onu yayıp döşenmesinden bahsediliyor. Bak, yine sadece ben olsak, biz olsak yaşayabiliyor muyuz? Hayır, bir de yeryüzünün bizim yaşayabileceğimiz bir şekilde tanzim edilmesi lazım. O ben dediğimiz farkındalığın üzerinde durduğu, varlığının üzerinde durduğu ikinci bir şey de yeryüzü ve onun yayıp döşenmesi. İnsanın yaşayabileceği bir hale getirilmesi. Hani Üstad Hazretleri başka bir yerde izah ediyor bir ayet tefsirinde. Eğer yerküre sıcak kalsaydı, magma tabakası olsaydı üzerine basamazdık, batardık, sıvı olurdu. Hem de sıcak olurdu zaten, canlılık olmazdı. Yani hem de batardık. O kurutuldu, taş yapıldı. Ama sırf taş olsaydı da yaşayamazdık. Ekim, dikim, tarım, yeşerme... Bunlar olmazdı. Cenab-ı Hak o taşı da ufalamış, toprak yapmış. İşte bize döşek yapılmış. Nasıl eskiler hatırlarlar döşeklerde yatanlar. Döşeği yere serdiğiniz zaman şöyle bir yumuşatırsınız elle bazı. Çünkü öbeklenmeler olur. Yünün diyelim şimdi şey tabirle. Biz yuh diyoruz Sivas'ta ama onun böyle öbeklendiği yerler olur. Onları böyle biraz böyle şey yaparsınız elinizle ki hani dengelensin, yatak dengede dursun. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da yere döşek derken o yerin insanın yaşayışına uygun hale getirilişini bize işaret ediyor. Yer öyle bırakılmadı. Cenab-ı Hak orada tasarruflarda bulundu. Ne için? Üzerinde canlılar var olacak diye. Onların üzerinde de insan diye bir canlı var olacak diye. Tam onun tadına, damağına, keyfine uygun şekilde yeryüzünü düzenledi. Devam ediyoruz. Gökyüzüne ve onu bina edene. Şimdi bak, ben denilen farkındalığın var olması için bir de ne lazım? Yeryüzü yetmez ki, bir dünya değil yani bütün uzay bu intizamın parçası. Ben dediğim şey alemin her şeyiyle ilgili. Ay olmasa dünyanın düzeni böyle olur mu? Belgeseller var arkadaşlar, YouTube'da görürsünüz, izleyin. Ay olmasa dünya nasıl olurdu? Söz gelimi dalgalar olmazdı. Medcezir olmazdı. Denizlerin o dengesi, şu anki mevcut denge devam edemezdi. Tefessüh ederdi çok şey. Anlatılıyor orada. O demek ki biz sadece biz değiliz. Bütün alemle beraber biziz. Bizim alemde bulunduğumuz yerin alemin her yeriyle bir ilgisi var. İşte güneş sistemindeki bütün gezegenlerin durdukları yerin birbiriyle bir ilgisi var. Boylarının, çaplarının, işte ağırlığı şeylerinin, kütlelerinin, çekim kuvvetlerinin birbirisiyle bir ilgisi var. Onun binası da, yani inşa edilmesi, yapılması da yine bizim o ben dediğimiz şeyin varlıkta tutulması için gerekli. Bak nasıl bir düzenin parçasıyız, nasıl bir puzzle'ın içindeyiz yani, onu düşünelim. Yapbozun içindeyiz. Yukarı gidiyoruz. Onu gösteren güne, onu örten geceye diyor. Bak Cenab-ı Hak dünyayı gündüz gece deveranında yaratmış. Gece de lazım, gündüz de lazım. Gündüz hep gündüz olsa dünyanın düzeni yine bozulur, canlılık biter. Hep gece olsa yine dünyanın düzeni bozulur, canlılık biter. Bitkilerin mesela gece olması lazım ki dinlenebilsinler, tabiri caizse öyle söyleyelim. Yani o gecenin serinliği onlara bir dinlenme alanı sağlıyor. Nasıl insana sağlıyorsa onlara da sağlıyor. Varlığa bir dinlenme alanı sağlıyor. Güneşin elbette çok faydası var ama hep faydası yok ki, bazen baskısı da var. Işıklarıyla bizi dövüyor resmen. O baskıdan biraz nefes almak için de geceye ihtiyacımız var. Aslında bir bütünün parçası bunlar. Birbirinin düşmanı değil. Aslında bir düzenin devamının parçaları gündüz ve gece. Güneşe ve aydınlığa diyor, onu takip eden aya,
Bunlar günden ve geceden önce söylenen şeyler. Bakınız ayın işte dedik düzenin büyük bir parçası güneş. Zaten güneşsiz hayat diye bir şey olmaz. İlâ ahir. Kur'an'da bu terkibe benzer terkipler çok var. Cenab-ı Hak birden, bize birden geliyor tabii. Ayetlerin sayıyor böyle katman katman. Şuradaki ayet, buradaki ayet. Mesela Rahman suresinde de vardır aynı şey. O şey içinde bize bir şey anlatıyor Cenab-ı Hak. Üstad Hazretleri sanki onu, işte şimdi okuyacağımız temsille bunu biraz fark edeceğiz. Şöyle bir şey düşünmüş. Ben öyle anlıyorum. Allahu alem inşallah yanlış anlamıyorumdur. Cenab-ı Hak bu ayetleri anlatırken evrendeki ve bizi de onun merkezindeki konumumuzu anlatırken işte nefse ve onu intizamla yaratana deyip sözü insana getirirken şöyle bir şey hissettiriyor bize. Allahu alem. Büyük bir sahne var. Bu sahnede büyük bir dekor var. Büyük hazırlıklar var. Başka başka oyuncular var ama başrolde insan sen varsın. Yani biraz dikkatle baksan bu düzenin tüm zincirinin seninle tamam olduğunu, senin varlığının da bütün zincirle bağlı olduğunu görürsün. Öyle benim günahımdan ne olur, benim sevabımdan ne olur gibi kendini böyle kenara çekici şeyler. Yani var ya diyorlar ya benim günahımdan ne olur ki Allah beni cehenneme atsın. Değil, sen alemde öyle bir yerdesin ki alemin tamamı seninle bağlı. Ve alemin tamamı sana dönük çalışıyor. Her ne kadar sen güneşte bilmem kaç milyon yıldır yanıyor desen de aslında onun yanmasının seninle bir ilgisi var. Çünkü senin hayatının devamı yine onunla ilgili. Gibi gibi manalar burada saklı. Şimdi Üstad Hazretleri bir temsil anlatacak bize. O temsili de okuduğunuz zaman diyeceksiniz ki ya bu temsil demek buradan mülhem. Bu temsil işte insan niçin yaratılmış, alem neden var, insan alemde nasıl bir fonksiyon görüyor, peygamberler neden gönderilmiş gibi gibi akaid-i imaniye dair pek çok soruyu ben niçin var oldum, nereye gidiyorum, amacım ne yapıyorum gibi bütün soruların cevabını içinde anlatan, büyük bir resim çeken, alemin, varoluşun büyük bir resmini çeken bir temsil, biraz uzun bir temsil. O temsil bu ayetlerden mülhem yazılmış. Bak nasıl bir tefsir yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? Ayetlerin bize anlattığı o sahneyi Üstad Hazretleri farklı bir şekilde temsile dökerek bize tekrar anlatıyor. Ayetlerden onu çıkarmış çünkü ayetler insana büyük bir kurgunun içinde olduğunu hissettirmeye çalışıyorlar. Şu var, bu var, gece var, ay var, güneş var, yeryüzü var, gökyüzü var. Bir de onların en merkezinde sen varsın. Bunu ayet bize böyle bir sahneyi anlatır gibi, bir dekor anlatır gibi anlatıyor. Bir süreci anlatır gibi anlatıyor. Şimdi okuyacağımız temsil de aynı şekilde bunu bize anlatacak. Bu anlamda bu ayetlerin tefsirinin bu temsilde olduğunu, bu sözde olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bu gözle bakarsak, efendim epey vaktinizi aldım, bir temsili okuyalım. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını, şimdi dümdüz okuyorum, başa dönüp incesini konuşmaya başlayacağız, o yüzden şimdi izah yok. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Burada böyle zaman geçişleri biraz değişik geliyor ama Bediüzzaman Hazretleri'nin dili böyle. Mesela mış'la başladı, dı dedi, sonra tekrar mış'a geçti. Üstad Hazretleri böyle şeyler yapıyor. Bir zaman bir sultan varmış, servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli, pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça, sanayi-i garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya
ilim ve ıttılağı varmış. İşte her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. Bak, dedim ya, burada çok şeyin düğümü açılacak. Biz niye varız, alem niye var? İşte onları açan cümlelerden birisi. İşte her cemal ve kemal sahibi kendi kemal ve cemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultanı zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nasın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemali manevisini iki veçh ile müşahede etsin. Bir veçhi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün. Bir veçhi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasr yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, bak, alemin yaratılışı aklınıza gelsin. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasr yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünunu hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asarı mucizekaraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizleri cami sofralar, o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavet kerane ve sanat perverane bir ziyafeti âme izhar etti ki, öyle sehavet kerane ve sanat perverane bir ziyafeti âme ihzar etti ki, güya her bir sofra yüz sanayi-i latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, içindeki sanatların işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve ne veçh ile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Kim bu teşrifatçı diyelim, Yaver-i Ekrem? Geleceğiz ona. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu elbette. Hakikat bahsinde bu açılacak. İşte o muarif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor, diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz.
hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor, siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infiraz sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için, bakınız ayet-i kerimelerin sonunda ne diyordu? Nefse ve onu intizamla yaratana. Burada ne diyor bak? Kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için. Bir kendini tanıma olayı var yani. İnsan kendini tanıyınca bu inkişaf başlıyor. Kurgunun sonundaki kişi, o merkezindeki kişi, kendisinin ne olduğunu farkındaysa kurguyu anlıyor. Sahneyi anlıyor veya süreci anlıyor diyelim. Kendini bilmek, Rabbini bilmektir sırrı herhalde burada. Yani kendini doğru tanırsan Cenab-ı Hakk'ın da ayetleri okunur olmaya başlıyor. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken, birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler. Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler, padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden, yine Bediüzzaman Hazretleri'nin tabirlerinden, o padişahın hoşuna geldiğinden, onları has ve yüksek ve tavsif edilmez bir saraya davet etti. İhsan etti, hem öyle bir cevad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Gözleri yemekte yani, başka bir şeyde değil. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani-i Zişan'ın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o Hakim-i Zişan bu kasrı şu mezkur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi, şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kastediliyor. Çünkü o bulunmazsa
bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, bak kilit bir cümle aklınızda kalsın arkadaşlar. Nübüvvet neden gerekli? Onu anlatan kilit bir cümle. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir. Ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki, eğer şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki, o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa, bak hakikatin yüzünü de gör diyoruz. Ve burada ara veriyoruz. Demiştik sadece temsili okuyacağız diye. Zaten uzun bir temsil. Elhamdülillah temsilin hitamına erdik. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Yine temsili konuşacağız. İnşallah temsiliyle mesainiz bittiğinde de hakikat bahsine geçeceğiz. Tabii temsili konuşurken ister istemez hakikat bahsine girmiş olacağız. Onu da söylemek lazım. Ama burada temsilde temsilin sembollerinin ne anlama geldiğini biraz ancak kapısını açmış olacağız. Hakikat bahsinde asıl davayı anlamış olacağız. O yüzden hem bu hem orası gerekli. Yani temsili de anlamak gerekli. Şimdi düz okuduk geçtik ama ne nedir? Onu biraz açmak, biraz temsili bir yerlere oturtmak lazım gibi geliyor bana. Vaktimize bakıyorum. Evet vaktimiz de var. İlerleyelim. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını, hikmet-i alemin tılsımı. Ne demek hikmet-i alemin tılsımı? Yani alemin hikmetinin, alemin amaçlarının, alemin yerli yerinde olmasının, alemin anlamının gibi gibi hikmet çok şeyi kapsıyor aslında. Yerli yerindelik var, işte mana var, anlam var, amaç var, maksat var, her şey var yani hikmetin içinde. Onlar da kuşatan bir kelime, cami bir kelime hikmet. Alemin hikmetinin tılsımı. Bu alem, hani tılsım nedir? Bilirsiniz definecilerden falan filan illa duymuşsunuzdur. Bir hazine var diyelim, o hazinenin bir tılsımı var. Onu uygun şekilde açmazsanız işte onlar öyle anlatıyorlar. İşte çarpılıyor musun, bilmem ne oluyor musun falan. Yaralanıyor musun, ölüyor musun falan böyle olduğunu söylüyor defineciler. Oradan bile anlıyoruz ki tılsım bir uygun açma şekli, bir anahtar. Yani öyle bir şey ki o yapıldığında uygun anahtarı bulman lazım, uygun şekilde bakman lazım, görmen lazım, anlaman lazım, okuman lazım. Duası muası da varmış işte onların açmak için. Onu uygularsan tılsım çözülüyor. Tılsımsız gidersen sırrı çözemiyorsun veya işte başına bela alıyorsun gibi. Demek ki bu alemin de bir hikmet tılsımı var. Yani alemi doğru yere koymak, alemi doğru şekilde anlamak. Ya ben bu dünyada var oldum ama bu dünyanın amacı ne? Ben niye burada var oldum? Bu varlığın maksadı ne? Bunları doğru yerlere koymak için o tılsımı bilmek lazım. Nasıl açılacak bu sır? 1. Hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın, insanın hılkatinin muammasını. Şimdi bak, hikmet-i alem dedi. Yukarıdaki ayetleri hatırlayalım. Epey bir alemden bahis var mıydı yukarıdaki ayetlerde? İşte Şems suresinin 1-7. ayetleriydi. Üstad ilâ ahir dedi. Demek diğerleri de dahil. Bak, güneş, ay, gece, gündüz, yeryüzü, gökyüzü bunlardan bahis var. 1. Üstad ne diyor? Hikmet-i alemin tılsımı. Onlar oraya. Ve hılkat-i insanın muamması. Yani bilinmezliği. Müşkülü böyle nasıl açılacak? O nereden şey? Bak ayetin sonunda ne diyordu? Nefse ve onu intizamla yaratana. Kullandığı terkiplerin ayete bakan şeyleri var. Hikmet-i alemin tılsımını, bu alem niye var, niçin var, niye yaratıldı? Bunun tılsımı ve hılkat-i insanın muamması. Bunların içinde ben niye varım? Alem var, bir de onun içinde ben niye ayrıca varım? İkisinin ve hakikati salatın rumuzunu.
Salat ne? Namaz. Namazın Arapçası salat. Hakikati salat, salatın hakikatinin rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, belki de o Şems suresinin ilerisinde bu namaz bahsi de var. Üstad burada bu namazdan bahsettiğine göre muhtemelen bu ayetlerle yine bir ilgisi vardır. Ama biz daha buracıktan da şunu söyleyebiliriz. Alemle insan birbirine namazdan bağlanıyor. Alemle insan birbirine namazdan bağlanıyor. Eğer alem bir hikmet üzerine yaratılmış, buna iman ediyorsan ve bu hikmetin bir parçası olmak istiyorsan, dışında kalmak istemiyorsan, sen de namazını kılacaksın. Sen namazını kıldığın zaman alemle aynı yöne gidiyorsun. Sen namazı terk edersen alemle farklı yönlere gitmeye başlıyorsunuz. Tabii ki de namaz kılmayan dinden çıkmaz ama dahil olmak da sürece öyle olur. Mesela la teşbih ve la temsil, bir orkestra var. O orkestraya dahil olmak, elindeki çalgıyla veya kendi işte enstrümanınla veya sesinle ahenge dahil olmakla olur. Yok, ben dahil olmuyorum ama kenarda da sessizce duruyorum. Bu da hani isyan değil ama ama orkestradan da hariç kaldın. Yani senin görevin eğer orkestrada tanımlanmışsa, tamam zarar vermemişsin diyelim ama farz misal. Ama yine sen görevini yapmamakla eksik kaldın. Eksikliğin de bir zarar senin. Yani imanlı olan ve namaz kılmayan bir insan mesela, Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir enstrüman vardı. İşte Ahmet diye bir şey yaratmıştı Cenab-ı Hak. Bir de Ahmetlik katılacaktı o enstrümana. Ahmet diye bir şey daha ibadet ederek o topyekün tesbihatın içinde bir ahenk, bir ses, bir nota olacaktı. Ben Cenab-ı Hak öyle günler göstermesin. Namazı terk etsem mesela, o zaman ben o ahenkten çıktım demektir. Ha, imanım var, ahengi reddetmiyorum ama çıktım. Benim notam eksik kaldı. Şarkıda boşluk oluştu. Tesbihatta benim de görmem gereken bir hikmet vardı. O eda olmamaya başladı. Yani zarar verdim yani. O yüzden böyle şeyler İslam'da günah. Namaz kılmamak niye günah? Bozdun çünkü ahengi. O aradaki bağı koparmış oldun. Onu söylemiş olalım. Alemle insan birbirine namazdan bağlanır. Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salatın rumuzunu, yani rumuz ne demek? İşaret diye biliyorum ama burada nasıl bir fonksiyonla söylenmiş? İnce işaretler. Yani namazın işte hakikatinin işaretini almak istersen diyor. Bir parça fehmetmek istersen, anlamak istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya, güzel ilimlere, harika ilimlere, ilim ve ıttılağı varmış. İşte her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nasın, yani insanların enzarında, nazarlarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini iki veçh ile müşahede etsin. Bir veçhi bizzat nazar-ı dekaik aşinasıyla, yani en ince detaylara bile aşina diyelim bir nazar, en ince detayları bile gören bir nazar, dekaik aşina, inceliklere aşina yani. Bakalım burada ne diye verilmiş tarif? Dekaik aşina, inceliklere nüfuz eden bakış. Nazarı dekaik aşina, inceliklere nüfuz eden bakış demek. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Tekrar dönüyorum başa. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın diyor ya, bir zaman bir sultan varmış, servetçe onun pek çok hazineleri vardı, burada anlatıyor bu paragrafta. Cenab-ı Hakk'ın
isimleri, sıfatları alem yaratılmadan önce de vardı. Yani alem yaratılmadan önce diyoruz, aslında zamanın içinde dahil olan biziz. Cenab-ı Hak zamandan aşkın, zamandan yüksek. Zaman onun mahluku. Cenab-ı Hak ezeli olarak böyleydi. Bu esma, sıfat onda vardı. Bu güzellikler onda bulunuyordu. İşte bak burada diyor, bir zaman bir sultan varmış. Servetçi onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Evet, bulunuyordu. Cenab-ı Hak hep böyleydi. Haşa, Cenab-ı Hak kainatı yaratınca değişmedi. Bizim imanımız nasıl ehl-i sünnet itikadınca. Cenab-ı Hak hep böyleydi yani. O ezeli, o ebedi. Bize rızık vermesiyle rezzak olmadı. O hep rezzaktı yani. O hep rezzaktı. Biz onu kendi rızkımızla, kendi işte ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla öğrenmiş olduk. Cenab-ı Hak hep cemildi. Ama biz dünyadaki tecellileriyle o cemili tanımış olduk. Yoksa onu yaptıktan sonra o öyle olmadı, haşa sümme haşa. Şimdi o hep öyleydi. Bunu bir aklımıza tutalım. O hep öyleydi. Servetçi onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. İşte ayette var. Kuntu kenzen mahfiyen, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor ya Cenab-ı Hak. O sır da burada var. Cenab-ı Hak gizli bir hazine. Bizim için gizli. Haşa sümme haşa, kendisi için değil. Hem gizli pek çok acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede, garip sanatlar, pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünunu acibeye, acip fenler, ilimler, marifeti ihatası varmış. Onlar hakkında da bilgisi onlara da kuşatır bir ilmi varmış. Hem nihayetsiz ulûm-ü bediaya, ulûm-ü bediyanın bir anlamı var mı? Güzel sanatlar, estetik bilimleri diye verilmiş burada. Ulûm-ü bediaya, güzel sanatlar demekmiş. Ulûm-ü bediaya ilim ve ıttıla varmış. Şimdi evet, Cenab-ı Hakk'ın vücub dairesinde bunların hepsi Cenab-ı Hak'ta vardı. İlim dairesinde bunlar hep Cenab-ı Hak'ta vardı. Ama Cenab-ı Hak değil mecburiyetten, değil ihtiyaçtan. Bak bunun altını çizelim. Aslında 10. sözden sonra 11. söz niye gelmiş? Bak bu da bir şey. 10. sözde biz bu mevzuyu çok konuştuk. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mefti'a ila ahir. O ayeti okurken dedik ya, Cenab-ı Hak yaratıyor ama mecburiyetten değil, rahmet eseri. Yani Cenab-ı Hakk'ı bir şey mecbur edebilir mi? Beni yarat diye. Yoksun ki sen, nasıl mecbur edeceksin? Hani her şeyi geçtim. Hani aşağının aşağısı yücelerin yücesini nasıl mecbur eder? Onu geçtim. Yoksun bile yani. Yokken Allah'a nasıl mecbur edebilirsin? Ya Cenab-ı Hak rahmetinden yarattı bizi. Fazlından, kereminden, bize lütfetmek istediğinden. Yani onun büyüklüğünün şanı gereği biz yaratıldık. Yoksa bizim hakirliğimizle ona bir şey sunmamız, onun bir ihtiyacını haşa karşılamamız, sunmamız derken elbette tesbihatımızı, ibadetimizi sunuyoruz ama bir ihtiyaç değil o onun için. Onun hakkı o. Bize ettiği ikramlardan dolayı. Burada ona dikkat etmek lazım. Yani Cenab-ı Hak fazlından, kereminden, rahmetinden bizi yarattı. Eğer o fazlı, keremi, rahmeti olmayaydı bizi varlığa çıkarmasına hiç gerek yoktu. Çünkü böyle bir mecburiyeti yoktu. İmtihan bize ikramdır. Haşa Cenab-ı Hakk'a değil. Bir Yunan filmi izlemiştim. Titanlar mıydı ismine? Orada şöyle bir şey yapmışlar. Diyor işte tanrılar aralarında kavga ediyorlar. O işte okyanusların tanrısı bilmem ne onlardı, isim aklıma gelmedi. Onun abisi de Zeus, onun abisiymiş. Abisine çıkışıyor. Diyor ki abi diyor, sen diyor bunları diyor çok gevşek bıraktın insanları diyor, korkutmuyorsun. İşte bunları cezalandırmıyorsun. Bunlar diyor bizi dua etmeyi bıraktılar. Güya onlar dua etmeyince de o tanrıların gücü azalıyormuş. Bak işte seküler dünya düşüncesi nasıl bir ilah kulluk şeyi kurmuş. Hani hel illa ihtiyacı olması lazım. Kendisi gibi düşünüyor ya. Ya diyor bu ibadeti niye ister? Herhalde diyor onun da ona ihtiyacı var. Onunla güç kazanıyor falan. Lan seni yaratan o.
yani tabi o Yunan ilahları değil, onları atıyoruz bir kenara, onlar çöp de. Yani Allah Teala seni yaratmış, senin üreteceğin bir şey niye ihtiyaç duysun? Sen yokken o varmış. Senin üreteceğin şeyi de yaratmaya kadir. Ya sana niye ihtiyaç duysun ya? Melekler var, kum gibi ibadet ediyorlar. Ya sen iki namaz kıldın, üç dua ettin, ne oldun yani? Yani nefsimize söyleyelim bunu arkadaşlar. Söylemeyenlerin hali böyle bir şey, işte o filmde vardı. Öyle tartışıyor tanrılar. Vay işte bize dua etmeyi bıraktılar, işte gücümüz azaldı falan filan. Bunları korkutalım, bize dua etsinler. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin işte en büyük delili ve niye mesela Kur'an'ımız Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor? Neden Cenab-ı Hak bu kelimeyi bizim dilimizde görmek istiyor çok? Onu da 14. Leman'ın 2. makamında okuduk, 1. sözün hemen arkasından. Bu aslında evrenle bizim ilişkimizi anlatan kelime. İşte namaz, hakikati namazın şeyi dedi ya burada, hakikati salatın rumuzu. Onu biraz daha özetleyelim. Bismillahirrahmanirrahim de o zaten. Allah Rahman ve Rahim olduğundan dolayı sen oldun alemin içinde. Alem alem oldu. Sen de onun içinde sen oldun. O öyle olmasaydı sen böyle olmayacaktın. Diyelim. Evet. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Konuştuk çok. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya ilim ve ıttıla varmış. İşte her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. İnsanoğlu bile azıcık bir cemal, azıcık bir kemal var onda Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği. Abi gösterelim gözüksün diye çıldırıyoruz. Sosyal medyadan paylaşıyoruz, bilmem şöyle duyuruyoruz, böyle yapıyoruz falan. Bütün bu bizim işte olimpiyatlar olsun, işte yarışmalar olsun, kim bilmem ne kadar para ister, işte yetenek kimdir falan filan var ya, yeteneksizsinizler falan filan, o pop starlar şunlar bunlar. Hepsi, bütün bunlar mahlukiyet cihetinde bizim gösterdiğimiz şu. Bizim bir kemalimiz var, bir cemalimiz var. Allah bizde bir şeyi güzel yaratmış, bir şeyi güzel beceriyoruz. Bunu gösterelim ya, herkes duysun değil mi? İnsanoğlu bunu istiyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak elbette insandaki o şöhret tutkusundan vesaire böyle kirlerden münezzehtir, böyle anlamayalım, ama Cenab-ı Hak da bahşetmek istiyor. Yani onu izhar ederek bahşetmek istiyor. Mesela nasıl bunu örneklendirelim? Cömert birisi bağışladığı anda, değil mi? Bağışladığı anda bir lezzet-i ruhaniye hisseder. Cömertliğin cömertliğe mi ihtiyacı var? Hayır. Ona sevindirmek onda da bir güzellik oluşturuyor. Ya da işte kemali ortaya çıkmış oluyor. Cenab-ı Hakk'ın da işte la teşbih ve la temsil, yani insandaki kusurlardan arındırarak düşünelim. Cenab-ı Hak kendi kemalinin gereği olarak bunları bize bahşediyor, lütfediyor. Cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrı bu, böyle bir şey yani. Onun kemalinin bir parçası aslında bu görmek ve göstermesi. Görmek ve göstermesi, evet. Kemalinin bir parçası. Görmek ve göstermeseydi, görmek istemeseydi ve göstermeseydi Cenab-ı Hak kendi cemal ve kemalini paylaşmakta cimri olacaktı. Haşa sümme haşa. O bundan mukaddestir, münezzehtir. Görmek ve göstermesi meselinde bu cömertliği ortaya çıktı. Yani bu cömertliği ortaya çıktı derken sonradan olmadı. Haşa böyle bir şey düşünmeyelim. Biz gördük yani. Biz gördük Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini böylece. O halka tamam oldu. İşte her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sosyal medya çağı zaten bunun bize önlümünesini gösteriyor bizde. O Sultan-ı Zişan, şan sahibi sultan dahi istedi ki bir meşher açsın, bir sergi açsın, içinde sergiler dizsin, ta nasın insanların enzarında, nazarlarında, gözlerinde, saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, gücünü, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini, yani garipliklerini, harikalarını, inceliklerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemali manevisini, ta cemal ve kemali manevisini değil,
Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemali insanınki gibi dört boyutlu canlılarınki bir gibi düşünülmemeli. Manevisi diyor bak. Cemal ve kemali manevisini iki veç ile müşahede etsin. İki yönden görsün. Bir veçi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün. Bizzat kendisi eserlerinde kendi kemalini görsün. Cenab-ı Hak biliyordu zaten ama bir de görsün. O eserlerden görülen şekliyle görsün. Yoksa Cenab-ı Hak zaten ne olacağını biliyor. Her şey ona bilgisinde, ilminde. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bir de insanlar neler söylüyor bu eserler hakkında. O da yazılsın. Cenab-ı Hak bunu da istemiş. Çünkü biz de her birimiz başka bir alemiz. Bir de bizim aynalarımızda nasıl yansıyor bunlar? Yani bir nesne var, bir de onun etrafında 100 tane ayna var, 100 tane kare, objektif var, kamera var, ayarlanmış düşünün. Şimdi nesne bir tane, bir mum diyelim, bir taş diyelim, bir elma diyelim ama o makinelerin açılarına göre hep yeni manzaralar çıkıyor değil mi ortaya? Yeni bakış açıları, yeni görünüşler. Birken bin oluyor. Cenab-ı Hak da insanın nazarıyla o nesnedeki birliği bin yapmış. Ya da şuurlu canlıların nazarıyla ya da varlıkların, canlıların nazarıyla o nesnelerdeki sanatının birini bin yapmış. Ya da binini 100.000 yapmış. Niye? Her birimiz farklı açılardan görüyoruz. Zenginleşiyor bu bakış açılarıyla bakıldıkça, okunan da zenginleşiyor. Haşa Cenab-ı Hakk'ın yarattığına yeni bir şey mi katılıyor? Hayır, orada var zaten o sanat da. Göz çoğaldıkça o gözlerden okunan renkler, okumalar, şiirler, işte şeyler değişiyor. İşte diyelim bir güzel ne diyelim kız var. Bu temsil geldi aklıma. Kusurlarından arındırın siz. Diyelim 1000 tane şair ona şiir yazıyor. Ama her birisinin yazdığı şiirde farklı bir güzellik ortaya çıkıyor. Hiçbirisininki birbirinin aynısı değil. Hepsi belki farklı renklerde, tonlarda övüyorlar. Kimisi saçını övüyor, kimisi gözünü övüyor, kimisi işte elini övüyor, kimisi burnunu övüyor vesaire. Ama o övgüler içinde bir zenginlik ortaya çıkıyor. Çünkü her biri başka bir açıdan görmüş oluyor. Bakış açısı çoğaltmak, hani böyle toplantı yapılır, think tank falan. Niye? Fikirler zenginleşsin, aynalar çoğalsın, bakış açıları çoğalsın, fikirler çoğalsın. Cenab-ı Hak da insanoğlunu ve bütün şuurlu canlıları bu alemde bir çoğaltıcı yapmış, mana çoğaltıcı yapmış. Cenab-ı Hakk'ın kendi nazarıyla gördüğü sanattan ayrı olarak bir de biz kendi bakış açımızlardan farklı renk tonları ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Hak bu ikisini de kıymet veriyor, istiyor. İşte yaratılışımızın sırrı da böyle bir yere bakıyor. Bu hafta girişini yaptık inşallah. Bu 11. sözde ilerlerken hem temsilde hem hakikat bahsinde alemde nasıl bir yerde durduğumuzu öğreneceğiz arkadaşlar. O yönden çok bereketli bir söz. Bu söz kavrandığı zaman insan hani ben neredeyim, bu taş nerede ağarmış, onun farkına varıyor. Pekala, uzatmayalım, süremizi geçtik çünkü. Cenab-ı Hak bir dahaki derste bu hakikatleri daha fazla, daha derin, daha güzel tefekkür etmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.